Ankara temsilcimiz Murat Akgün'ün yanında da değerli bir konuğu olacak. Şimdi sözü Ankara'ya, Murat Akgün'e bırakalım. Meclisten yeniden merhaba efendim. Buradan yayınlarımız devam ediyor. Bu kezki konuğumuz AK Parti Genel Başkan Vekili Sayın Efkan Ala. Efkan Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederim. Gündemin şu anda bir numaralı maddesi İsrail'in engellenemez veyahut engellenmek istenmeyen saldırganlığı. Önce Filistin'de başladı. Şimdi Lübnan'a devam ediyor. Bu arada da Suriye'ye, Yemen'e, başka ülkelere de saldırıları var. Genel olarak durumu nasıl değerlendiriyorsunuz? İsrail'i ne durduracak? Kimler durduracak? İsrail'i aslında engellenemez saldırıları diye tanımladınız. Desteklenen saldırıları diyeyim. Çünkü hem Amerika Birleşik Devletleri tarafından hem Avrupa ülkelerinin birçoğu tarafından, yani güçlü ülkeler tarafından destekleniyor bu saldırılar maalesef. Ve tamamen İsrail örgüt gibi davranıyor. Orada hem Gazze'de insanlığı bombaladı aslında. Orada yaptığı katliamlar sözün tükendiği bir noktaya getirdi bütün insanlığı ve şimdi de Lübnan'a ay saldırıları yapıyor. Bu aslında yaptığı saldırılarda da saldırıların temel karakteristiği, temel özelliği dikkat ederseniz hiç ayrım gözetmiyor. Kendisi tanımlıyor orada şu var bu var diye, sonra da çoluk çocuk ne varsa ihtimal olan her şeyi yok ediyor. Bu terör saldırısıdır. Bunlar şimdiye kadar insanlık terör saldırısı dedi. Yani hedef gözetmeksizin orada sivillerin olduğunu bile bile yapılan saldırıların adı bir devlet saldırısı değildir. Bir savaş değildir. Bir terör saldırısıdır. Ve bunu yapan da bir devlet olamaz, ancak bir örgüttür. Karşıda örgütler bile bu kadar rahat hareket etmiyor. Bakın Hamas orada elde ettiği, daha önce aldığı bir takım kişileri, orada esir aldığı kişileri sonra bıraktı ve o kişiler orada kendilerine ne kadar iyi davranıldığını söylediler. Yani dünyanın gözü önünde, insanlığın gözü önünde bir katliam, bir facia cereyan ediyor. Buna tabii en yüksek düzeyde Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda ve bütün uluslararası kuruluşlarda Sayın Cumhurbaşkanımız en yüksek düzeyde ve en etkili cümle ve kelimelerle karşı duruşunu, bizim milletimizin de karşı duruşunu ortaya koydu. Dünyada bu adaletsizliğe bırakın karşı çıkmayı, çaresizlik içerisinde seyreden ya da destek veren uluslararası kuruluşlarda da acil bir reform ihtiyacının olduğunu tekrardan altını çizerek haykırdı. Ki başından beri Sayın Cumhurbaşkanımız bütün dünyaya artık şunu kanıksattı, şunu hatırlattı ve artık öğretti. Dünya beşten büyüktür ve daha adil bir dünya mümkündür. Bunu artık başka ülkelerin devlet başkanları da referans vererek söylemeye başladılar. Bizim bütün dünyayı, bütün uluslararası kuruluşları diplomasi yoluyla İsrail'in bu insanlık dışı saldırılarına, bu katliamlarına, bu soykırımına karşı harekete geçirmeye çağırmamız devam edecek. Bu gelişmeleri biz takip edeceğiz ve bütün İslam dünyasının bu ölüm sessizliği de bir yerde son bulmalı. Dünyanın en önemli enerji kaynağı olan petrolün 1/3'üne sahip olan İslam ülkeleri hiçbir varlık gösteremiyorlar ve bir araya gelip Arap ülkeleri, İslam ülkeleri, İslam İşbirliği Teşkilatı bu meseleye vaziyet edemiyor. Ne kadar sürecek bu burada, sessizlik, bu hareketsizlik sizce? İşte maalesef yani biz onu da önemli bir sorun olarak ele alıyoruz ve dikkat ediniz Sayın Cumhurbaşkanımızın liderler diplomasisi dışında neredeyse hiçbir hareketlilik göstermiyorlar, gözlemlemiyoruz. Yani bir ölüm sessizliği var. Bu çok utanç verici bir durumdur. O bakımdan Türkiye olarak biz elimizden geleni, Sayın Cumhurbaşkanımızın gerçekten Birleşmiş Milletler'de daha önceki, bakın bu böyle başlamadan önce de haritaları göstererek, değil mi? Yıllardır İsrail'in orada yaptığı hem soykırma hem de işgal faaliyetlerini dünyanın gözünün içine baka baka haykırdı ve orada altını çizerek bunları gösterdi. Bu önemli bir yankı da yaptı ama bugünün geleceğini o günden gördüğümüzü de gösterir bu değerlendirmeler.
O bakımdan bizim bir an önce bu İsrail'in bu bölgedeki savaş demeye gerek yok. Bu tek taraflı bir saldırı, bir işgal, bir yok ediş, bir terör saldırısı. Orada insanları, çoluk çocuk, masum insanları yok ediyor, öldürüyor. Yani bunun bu soykırım, bu insanlığın bittiği yer, bu insanlık için bir utanç vesilesi. Bu sürecin bir bölgesel savaşa, oradan da daha geniş çaplı bir savaşa evrilmesi riskinden bahseden yorumcular var. Katılır mısınız? Şimdi bölgesel işgal yapılıyor şu anda zaten. Gazze'yi de işgal etti. Batı Şeria'yı zaten işgal etmişti. Şimdi de Lübnan'ı işgal ediyor. Yani ve uzun vadeli programını uygulamaya koyuyor. Aslında bölgede, o bölgede İsrail'e karşı durabilecek bir güç olmadığını, bir silahlı güç olmadığını gördük, görüyoruz. Zaten Lübnan'ın ordusu yok. Yani Hizbullah orada Lübnan içerisinde bir bölgenin, bir bölümün organizasyonu, bir bölge, bir şey orada bölgesinde güçlü bir organizasyondu kendi içerisinde. Ama kara harekat olduğu zaman varlık gösterebiliyordu. Gazze'de de öyleydi. Gazze'de de kara harekat olduğu zaman. Fakat şimdi bunu yaşadıktan sonra İsrail tamamen yöntem değiştirdi. Ve hava taarruzlarıyla, saldırılarıyla bütün sistemi yerle bir ediyor. İnsanları ayrım gözetmeksizin dünyanın göz önünde acımasızca katlediyor. Sonra da giriyor. Yani burada insanlık ve başta Amerika olmak üzere büyük devletler insanlığın hafızasına kaydedilecek, yerleşecek inanılmaz bir soykırım destekçisi olarak kazınıyorlar. Bu büyük bir sorundur insanlığın geleceği için. İnsanlar Suriye'den Lübnan'a kaçmışlardı. Suriye'deki durum şimdi, zaten malum. Tabii, şimdi geri gidiyorlar. Peki bu şartlarda Türkiye-Suriye ilişkileri nereye evrilmek şimdi durumundadır? Şimdi güvenli alan yok orada. Biz Suriye-Türkiye ilişkilerinin zaten Sayın Cumhurbaşkanımız daha önce biliyorsunuz açıkladı. Birkaç kere çağrı da yaptı. En son New York'a gitmeden söyledi. Bu insanlığın gözü önünde cereyan eden bu katliamlara karşı Suriye ile de Türkiye'de efendim bir an önce bir araya gelip değerlendirmelerini yapıp bir vaziyet almada işbirliği yapmalı. Yani hem Suriye'deki o insanların, oradan göç etmiş Suriyeli göçmenlerin tekrar memleketlerine dönmelerinin vakti geldi de geçti. Dönmeliler onu sağlayacak. Hem de bu İsrail'in bu insanlık tanımaz, hayat tanımaz, yani böyle haydut bir devlet gibi haydutça yaptığı saldırıları önleyecek. Oralardan kaçanların da, oralardan gelen sığınmacıların da çaresine bir bakılacak. İlişkiler daha başlatılmalı ve sürdürülmelidir. Çünkü bölgedeki olan biten bölgedeki bütün ülkeleri doğrudan etkiliyor. İnsanlığın vicdanını da tamamen tahrip ediyor, yok ediyor. Yani orada bombalanan, orada yok edilen insanlığın vicdanıdır, şuurudur, insanlığın kendisidir. Genel olarak İran Türkiye'yi bölgede hep bir rakip olarak kendisine görür. Tavırları ona göredir. Keza Suriye ile ilişkilerimizi özetlediniz. Özetle şunu sormak istiyorum. İsrail'in şu anda geldiği saldırganlığının ulaştığı nokta Türk-İran, Türk-Suriye ilişkilerinde olumlu yönde gelişmelere neden olabilir mi? Şimdi biz bu gelişmeleri olumlu yönde seyrettirme mecburiyetindeyiz. İnsanlık adına öyleyiz. İnancımız adına öyledir. İnsanlığımız adına öyledir. Bölgede komşu olma adına öyledir. Yani bir haydut yapı çıkmış, örgüt gibi davranıyor, örgüt olarak davranıyor ve terör eylemleri yapıyor ve insanlığı yok ediyor. Şimdi burada problemleri konuşmanın zamanı değil. Birbirine efendim rakip olarak değerlendirme yapmanın da zamanı değil, rakip olmanın da zamanı değil. Şu anda mutlak bir işbirliği içerisinde olabildiğince diplomatik yolları da önceleyerek, kullanarak bu gidişata dur demenin bütün imkanları değerlendirilmeli, kullanılmalıdır. Bütün insanlık hiç ara vermeksizin bu katliamlara karşı durmaya çağrılmalıdır. Ve bunu da biz yapıyoruz, Cumhurbaşkanımız yapıyor. Öbür devletlerin de, İran'ın da, Suriye'nin de, Irak'ın da her tarafın yapması lazım. Arap ülkelerinin, İslam dünyasının hele amasız fakatsız yapması gerekir. Yoksa bunun vebali, bunun siyasal sorumluluğu gerçekten kaldırılabilir gibi değil. Bu ülkelerin üzerinde olur. Efendim bir de
kendi iç meselemizle ilgili bir soru sormak istiyorum. O da yeni anayasa tartışmaları. Bugün malum meclis yeni yasama yılının açılış toplantısı. Cumhurbaşkanı bir konuşma yapacak. Hep yıllardan beri bir yeni anayasadan bahsediliyor. Bazı değişiklikler olmadı değil, ancak istenen sonuca varıldı mı sorusunun cevabı herkes tarafından hayır. Peki bu dönemde yeni bir anayasa mümkün mü? Özellikle meclis aritmetiğine bakınca siz ne düşünüyorsunuz? Şimdi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin bugünkü yapısına baktığımız zaman bir kere temsil kabiliyeti çok yüksek. Yani yüksek bir katılım oranıyla seçildi meclis ve uzun dönemdir de bu tartışmalar devam ediyor. Biz 1876'dan beri aslında anayasa yapma geleneğine sahibiz ama 1960'da darbeden sonra yapılan anayasa, 1960 darbesinden sonra, 1980 darbesinden sonra yapılan anayasa. Bakın bunlar hep darbe iklimi içerisinde yapılmış anayasalardır. Şimdi bir anayasanın ruhunu yapım süreçleri de anayasa metinlerine dahildir ve yapım süreçleri belirler. Eğer siz sivil bir prosedür içerisinde tartışıp bir araya gelip müzakere edip anayasa yapmamışsanız o anayasanın ruhu bir kere sakat doğar. Ve anayasanın ruhu daha sonra anayasanın maddelerinin yorumlanmasında anayasalar için referans olarak kullanılır. Hangi iklim içerisinde yapıldı? Bu hangi iklim içerisinde bu sözden ne anlaşılmıştı? Ne anlaşılır bu cümleden? O anlaşılacak şeyi, manayı oluşturan aslında yapım süreçleridir aynı zamanda. Onun için artık antidemokratik darbe döneminin atmosferinde yapılmış anayasadan kurtulmanın vakti çoktan geldi geçiyor. Bunun siyasal maliyeti çok yüksek oluyor Türkiye. Aslında düşünün AK Parti döneminde biz anayasayı değiştirdik ve Cumhurbaşkanlığını doğrudan halkın seçme kuralını getirdik. Bunu getirdikten sonra yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerine bakın hiç sorun yok değil mi? Sandığa gidiyoruz. Partiler karşılıklı tavır alıyorlar. Konuşuyorlar. Propaganda yapılıyor ve seçiliyor. Ertesi gün hükümet kuruluyor, işe başlıyor. Şimdi daha önce her cumhurbaşkanlığı seçimi Türkiye'ye siyasal maliyet olarak dönmüştü. Büyük hadiseler olmuştu öyle değil mi? Muhtıralar verilirdi. Meclisin üzerinden uçaklar uçurulurdu. Şimdi şu anda ama bu topyekün değişmediği için başka alanlarda ciddi sorunlar hemen çıkıyor ortaya bakın. Şimdi siyasette, yönetimde çıkmamasının temel nedeni de topyekün değişmediği için temel nedeni de Cumhurbaşkanımızın karizmatik siyasal gücüdür. Karizmatik duruşudur, karizmatik lider oluşudur. Son birkaç cümle alayım. Şimdi karizmatik liderin gücüyle anayasa ancak işliyor şu anda. Eğer bu karizmatik güç olmasa, Cumhurbaşkanımızın bu siyasal gücü olmasa, bu duruş olmasa anayasada çok daha büyük krizler çıkar. Onun için biz diyoruz ki Türkiye'yi krizlerle uğraştırmayalım. Ve Türkiye'nin önüne fırsatlar sunacak yeni sivil bir anayasayı bu meclis yapsın, Türkiye'ye armağan etsin. Bazen şunu söylüyorlar, yani anayasa gündemi işte şu anda buna neden ihtiyaç var? Anayasayı siz anayasayla garanti altına alırsanız, hakları, özgürlükleri, Türkiye'nin fırsatlarını ve anayasa tartışmasını devre dışı bırakırsanız bütün yatırımcılar, değil mi? Odaklanırlar. Uzun vadeli hem içerideki yatırımcılar hem dışarıdaki yatırımcılar uzun vadeli yatırımlar yaparlar. Yani içerideki rant yerine üretime yönelir, dışarıdaki sıcak para yerine yatırıma yönelir ve Türkiye gelişmekte olan ülke seviyesinin zaten üstünde daha gelişmiş bir ülke ligine, ülkeler ligine çıkma hedefini gerçekleştirecek, daha hızlı gerçekleştirir. Daha hızlı yol alır. Yani bize niye anayasayı değiştiriyorsunuz, bu tartışmayı niye yapıyorsunuz diyenler daha geçtiğimiz seçimde altılı masa kurdular ve masanın birinci konusu neydi? Masa neden kuruldu altılı masa? Parlamenter sistemi. Anayasa değişikliği için kuruldu. Şimdi onu unutmuş gibi bunu dile getiriyorlar ve diyorlar ki anayasa değişikliğine neden ihtiyaç var? Yani bu kadar balık hafızalı bir siyaset olmamalı. Türkiye'nin siyaseti Türkiye'nin hedeflerine odaklanmalıdır ve Türkiye'ye biz şöyle diyoruz. Bütün kesimleri artık bir araya getirerek militarist bir anayasadan sivil toplum anayasasına doğru bir süreç işletelim ve Türkiye'ye bunu armağan edelim ki Türkiye'nin fırsatları çoğalsın. Çok teşekkür ediyorum. Ben çok teşekkür ederim. Ağzınıza sağlık.